Merhabalar One Piece severler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tayfamızın minik, sevimli Rengeyi ve doktoru olan Tony Chopper hakkında 23 bilgi vermek olacak videomuzun konusu. Tabii bir de severek takip etmiş olduğum ve kendisi de benim gibi One Piece içerikleri üreten Nemo kanalının sahibi Ahmet'e de buradan sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Kendisi Chopper'ı çok sevdiğini biliyorum. Bu videoyu da kendisine hediye etmek istiyorum. Nemo demişken kendisinin kanalını da aşağıya bırakacağım. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şiddetle kendisinin videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Artık yavaştan videomuza geçelim ve sizler için hazırlamış olduğum Tony Chopper hakkında 23 bilgiye geçelim. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak doğum gününden başlayalım. Chopper'ın doğum günü 24 Aralık ve doğum günü Noel günü olarak da kutlanmakta. 2. Boyu. Boyu 90 santim, tabii ki normal. Her zaman olduğu boyutundan bahsediyoruz. Diğer formlara geçtiği zamanki boyları biliyorsunuz ki doğal olarak uzuyor. 3. Seride en düşük kelle ödülüne sahip karakter. Yüz beli biliyorsunuz. Dünya hükümeti kendisini bir tehdit olarak görmüyor. Onun yanı sıra hasır şapkaların evcil hayvanı sanıyor. Bunun hakkındaki bilgiye ilerleyen bilgilerde yine tekrardan değineceğiz. 4. Hasır şapkalarının en geç üyesidir. Zaman atlamasından önce 15 yaşında olan Chopper, zaman atlamasından sonra yani 2 yıllık süre zarfı içerisinde 17 yaşında şu an için. 5. Chopper'ın en sevdiği yiyecekler, pamuk şeker, çikolata ve diğer tatlı olan tüm yiyecekler. En sevmediği yiyecekler ise içerisinde baharat olan yiyeceklerdir. 6. Yapmayı en çok sevdiği şeylerden birisi ise karışık meyve suyu. 7. Chopper'ın en sevdiği renk pembedir arkadaşlar. 8 numaralı bilgimiz, Chopper'ın bir millet olsaydı Kanadalı olurdu. 9 numaralı bilgimiz ise Chopper 3 günde bir banyo yapmaktadır. 10. Chopper normal şartlarda yani akşam 21.00'da yani 9'da uyur, sabah 7'de uyanır. 11. Chopper hasır şapka üyesi olmasaydı normalde ilkokul öğretmeni olur demiş Eiichiro Oda. 12. bilgimiz ise tayfa içerisinde bir koşu yarışı olsaydı Chopper bu yarışta 4. olur. Hatta Rengeyi formuna geçerse daha da iyi bir sonuç elde edebilirmiş. 13. bilgimiz, Chopper'ın ilk çizimi tam bir Rengeyi'ne benzer. Ayrıca Sanji gibi elinde bir sigara ve bu sigarayı sürekli içiyor. Görmüş olduğunuz gibi. 14. bilgimiz, Chopper seriye girdiğinden beri üzerinde dönen bir espri var. Yani bu bilgi Chopper'ın isminin anlamı. Beyin noktası veya melez formunda olduğu zamanlarda diğer insanlar onu Rakun olarak düşünüyor. Chopper'ın adındaki Tony kelimesi Japonya'daki Rengeyi anlamına gelen Tonakai kelimesinden türetilmiştir. 15. bilgimiz, sadece hasır şapkaların bir parçası olmadığını hatırlayacaksınız. Foxy korsanları ile karşılaştıklarında bir yarışmaya tutuşuyordu hasır şapkalar ve hasır şapkalar o an için o round'u kaybettiklerinden dolayı Chopper'ı Foxy korsanlarına teslim etmek durumunda kalıyorlardı. Chopper hem Foxy korsanlarının bir üyesi oldu geçici olarak hem de hasır şapkaların bir üyesi. 16. bilgimiz, Chopper'ın iki ses aktörü vardı. 83. bölümde 253. bölüme kadar Ikei Otanay'ı seslendirmiş. Sonrasında 253. bölümden 262. bölüme yani 9 bölüm içerisinde Kazuya Ikari'yi 9 bölüm boyunca Chopper'ın seslendirmenliğini yapmış. Tabii ki bu geçici bir iş olarak. 17. olarak Chopper tayfada 4 şeytan meyve kullanıcısından birisi ve bunun yanı sıra tayfada Zoan meyvesi yiyen tek kişidir kendisi. 18. bilgimiz, Chopper seride şeytan meyvesi kullanıcısı olduğunu gösteren ilk insan olmayan varlıktır. 19. Chopper'ın tehdit olarak görünmemesinin sebebi yüzünün çok tatlı ve pamuk şekeri çok sevmesinden kaynaklı. Zaten hatırlayacaksınız, başlarda vermiş olduğum bu ödül bilgisinin içerisinde demiştim ki dünya hükümeti zaten Chopper'ı evcil hayvan statüsünde gözüküyor diye bir bilgi vermiştim. Chopper'ın da ödülünün neden düşük olduğunun bir sebebi de bu diyelim arkadaşlar. 20. bilgimiz, tayfaya katılan ilk Grand Line doğumlu üyedir Chopper. 21. bilgimiz, Eiichiro da Chopper'ı tasarlarken hem sevimli hem de cesur olmasını istemiş. Usopp gibi korkak tavırlar sergilese de zor durumlarda cesur hareketler yapabiliyor Chopper. Big Mom hatırlayacaksınız, hasır şapkaları kovalarken Big Mom'un saldırısını hasar alsa da durdurmayı başarmıştı Chopper. Evet, 22. bilgimiz, Zoan meyve kullanıcısı normalde 3 form içerisinde geçiş yapabiliyorken Chopper kendi geliştirdiği toplar ile 7 formda geçiş yapabilmektedir. 23. ve son bilgimiz ise normalde
geyiklerinin ortalama ömrü 15 yıl civarında ama yemiş olduğu meyve ile ortalama bir insanın ömrüne sahip olmuş Tony Chopper. Eğer normal bir geyik olsaydı belki de şu an Chopper aramızda olmayacaktı. İyi ki meyvesini bulmuş, yemiş ve normal bir insanın yaşam süresine ulaşmış Chopper. Evet arkadaşlar, 23 tane Tony Chopper hakkında size bilgi verdim. Umarım vermiş olduğum bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Yaklaşık birkaç gündür video atamadığımın farkındayım. Çok yoğunum gerçekten. Şu an bir boşluk buldum. Yaklaşık 1,5 saat. O süre zarf içinde bu videoyu yazdım, çektim ve birazdan editleyip sizlerin huzuruna sunacağım diyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.